Herkese merhabalar. Bu dersimizde 5 basamaklı bir sayının sayı değerleri toplamını bulacağız beraber. Öncelikle siz bunu kendiniz yapmaya çalışın. Ee, eğer bir sayının sayı değerlerinin ne olduğunu bilmiyorsanız ben size şimdi bunu anlatıyorum hemen. Daha sonra siz bunu kendiniz yapmaya çalışın. Algoritmasını oluşturmaya çalışın. Örneğin 5 basamaklı bir sayı belirleyelim. 13.862 olsun bu. Bunların her bir basamakta bir sayı olduğundan dolayı yani sonuçta her basamakta bir sayı var. Örneğin birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamanda bir sayı var. Ve bu sayıların toplamına biz sayı değerleri toplamı diyoruz. Şimdi topladığımız zaman 1 artı 3, 4, 8 daha, 12, 6 daha, 18, 2 daha, 20. Demek ki 13.862 sayısının sayı değerleri toplamı neymiş? 20'ymiş. Şimdi eğer bilmiyorsanız, bil e, bil, bil e, Şimdi artık bu sayının sayı değerleri toplamını gelin hep beraber bulalım. Önce dediğim gibi siz yapmaya çalışın. Daha sonra e, çözüme bakabilirsiniz. Geliyorum. Örneğin ne yapacağım ben öncelikle? Kullanıcıdan bir sayı alacağım değil mi arkadaşlar? Şöyle sayı diyorum. Kullanıcıdan almama gerek yok. Burada şimdilik biz kendimiz verelim. 15.934 diyelim. Şimdi benim amacım ne? Buradaki basamaklara ulaşmak. Ben bu basamaklara nasıl ulaşabilirim? Öncelikle bir sayının birler basamağına ulaşmak için şöyle birler basamağı yazalım. Ne yapabiliriz? Ben bu sayıyı sayının e, mod 10'unu alsam. Yani sayının mod 10'unu alsam yani 10'u bölümünden kalan kaçtır şeklinde. Şimdi 15.930'un 10 10'u bölümünden kalan ne? 4. Demek ki ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ben burada otomatikman birler basamağına ulaşmış oluyorum. E, onlar basamağına bakalım. Şimdi... Onlar basamağına ulaşmak için benim neye ulaşmam lazım? Şuradaki 3 sayısına ulaşmam lazım. Peki ben bu 3'e nasıl ulaşabilirim? Bir kere şunu yapabiliriz. Ee, sayının 10'a bölümünden kalanı zaten biliyorum ben. Bu ne bizim için şu anda? Aslında 4 bu sayı örneği için. Ben bundan 4 çıkartırsam geriye ne kalıyor? 15.930 kalıyor. Ee, daha sonra bu 15.930'u da e, 10'a bölüp mod 10'unu alırsam ne olmuş oluyor arkadaşlar? Otomatikman 3 sayısına ulaşmış oluyorum. Yani demem şu ki ben gelip önce sayıdan birler basamağını çıkaracağım ve daha sonra bu sayıdan da bu sayıyı da gideceğim. Ona böleceğim. Böylelikle elimde 1593 olmuş oldu. Daha sonra da bu sayının gideceğim mod 10 diyerek ne yapmış olacağım? Onlar basamağına ulaşmış olacağım. İsterseniz şöyle e, ulaştıkça bunları yazalım. Şöyle onlar ve birler diyelim. Geldim run dedim. Bakın ne oluyor? 3.0 ve 0 şeklinde bu karşıma çıktı benim. Bunların hepsini de zaten şöyle integer'a cast edelim. Hatta şöyle yani direkt e, eşitlerken cast edelim. Yani otomatikman bunu integer'a çevirelim ki sonuçta sayı değeri dediğimiz şey integer olacak. Geldim. Bakın 3 ve 0 değerlerine ulaşmış oldum. Yani benim sayımın onlar ve yüz, e, birler basamağına ulaşmış oldum. Şimdi aynı işlemi yüzler basamağına ulaş, ulaşırken de kullanacağız. Yüzler basamağına ulaşırken ne yapıyoruz? 34 sayısını çıkarmam lazım benim. E bunun için ne yapacağım önce? Sayı eksi onlar eksi birler diyorum. Böylelikle elimde ne kalmış oluyor? 15.900 kalmış oluyor. E benim amacım neydi? Şuradaki 9'a ulaşmak. Bunun için ne yapacağım? Bu sayıyı 100'e böleceğim. Ve daha sonra mod 10'unu aldığımda 9'a ulaşmış oluyorum. Geliyorum buraya. Bunu ne dedik? Bunu 100'e böleceğiz. Ve daha sonra bu 100'e böldüğümüz işleminde mod 10'unu aldığımızda otomatikman yüzler basamağına ulaşmış oluyoruz. Bunu da hemen integer'a çevirelim. Ve yüzler basamağında görelim. Yani yüzler basamağındaki sayıyı da görüntüleyelim. Bakın 9'a da ulaşmış olduk. Şimdi geldik binler basamağına. Binler basamağına ulaşmak için de bu sefer 934'e çıkarmam lazım. E zaten benim onlar, birler ve yüzler basamağım belli olduğuna göre 934'ü çıkardığımda geriye ne kalıyor? 15.000 kalıyor. E ben bu 15.000'i de gidip 1000'e bölersem Geriye 15 kalıyor. E 15'inde mod 10'unu alırsam ne oluyor? Buradaki 10 binler basamağına da şey binler basamağına da ulaşmış oluyorum. Şunu kopyalayacağım. İşlemler gördüğünüz gibi artık birbirini tekrar eder hale geldi. Sayıdan yüzler, onlar ve birleri çıkartıyorum. Ve daha sonra bu sayıyı artık yüze değil bine bölüyorum. Ve mod 10'unu alıyorum. Böylelikle binler basamağına da ulaşmış oluyoruz. Artık görmüş olduğunuz gibi rutine girdi. E, evet, tahmin edeceğiniz üzere 10 binlerden de bu sefer sayı binler eksi yüzler diyeceğiz. Tabi burası artık 10 binler bizim için. 10 binler basamağı yani. Binler, yüzler, onlar birleri çıkarttı. Bu sefer bine değil 10 bine böleceğiz. Neden? Çünkü 15.934'den 5.934'ü çıkartırsak yani 5.000'i 900'ü, 30'u ve 4'ü çıkartırsak geriye 10.000 kalıyor. Ve bu 10.000'in 10.000'in 10 10.000'e bölümünden kalan zaten otomatikman 1 olmuş oluyor yani aslında şurada mod 10 yazmamıza bile Gerek Yok Böylelikle 10.000'ler 10 basamağına da Ulaşmış oluyoruz Geldim şöyle run dedim Görmüş olduğunuz gibi sayıları ne yaptık e, Ayırmış olduk Şimdi geliyorum buraya Print diyorum Sayı Değerleri Toplamı Deyip Ne yapabiliriz e, Şöyle format metodu yardımıyla 10 binler artı binler artı yüzler artı onlar artı birler diyebiliriz. Geldim run dedim. Görmüş olduğunuz gibi tabi şuraya üst parantezimizi koymayı unuttuk. Run diyorum. Görmüş olduğunuz gibi sayı değerleri toplamını bize veriyor. Daha sonradan sayıyı değiştirseniz bile tabi 5 basamaklı yazmak şartıyla sayıyı değiştirseniz bile görmüş olduğunuz üzere basamaklarını ayırıyor ve bu basamakları topluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun birazcık daha kolay bir yolunu bulmaya. Yani tamam şu an bu işlevimizi görüyor şu anda işimizi görüyor. Bunun kolay yolunu nasıl buluruz arkadaşlar? Bunun kolay yolunu şöyle bulacağız. Geliyorum. Birler basamağı için ne yapacağım arkadaşlar? yapmam gereken şey benim ee, buna tam bölme yapmam. Yani tam bölme yaparsam ben burada ee, daha doğrusu birler basamağı için ben burada yine sayının sayının mod 10'unu alacağım. Çünkü bu zaten kolay bir yöntem. Onlar basamağına geldiğim zaman yani şuradaki 4 değerine ulaşmak istediğim zaman ne yapacağım? Gideceğim burada tam bölme yapacağım. 10'a tam böleceğim bunu. Şöyle integer, integer, yap, integer yapıp. Bunun sonucu bana ne verecek arkadaşlar? 84, 64 verecek. Yani 8464 verecek. Buna tam bölme da, Çünkü virgülden sonrası bizi ilgilendirmeyecek. Bunu da gidip mod 10'u aldığım zaman ne oluyor? Otomatikman onlar basamağına ulaşmış oluyorum. Her seferinde bunu yaparsam böylelikle bütün basamaklara kolayca ulaşabilirim. Ne yapmıştık? Sayı bölü bölü 10 demiştik. Daha sonra mod 10 dediğimde onlar basamağına ulaşmış oluyorum. Aynı şey yüzler için de geçerli. Yüzlerde de 100 yüz tam bölmesi yapacaksınız. Böylelikle bize ne sonucunu verecek? 846 sonucunu verecek. Bunun da mod 10 aldığımız zaman ben burada 6 sayısına ulaşmış oluyorum. Yani yapmam gereken tek şey bunu 10'a değil de 100'e bölmek. 100'e tam bölmek. Şimdi binlere geçelim. Binlerde de 100 değil de 1000'e böleceğiz. 10 binlerde de 10.000'e 10 böleceğiz. Şimdi zaten yine 10.000'e 10 böldüğümüzde burada mod 10'unu almamıza gerek yok. Biliyorsunuz ki zaten sayıyı 10.000'e 10 tam bölersek şöyle sayıyı 10.000'e 10 tam bölersek ne olacak? Zaten bize şöyle 10.000'e 10 tam böldüğümüzde zaten bize 8 .46 49 oluyor normalde tam normal bölersek ama tam bölersek virgülden sonraki kısmı almadığı için sadece tam kısmı aldığı için sonuç 8 olarak karşımıza çıkacaktır. Gidip tekrardan burada mod 10 işlemini yaptırmaya gerek yok. Gereksiz bir işlem olacak. Aynı sonucu verecek zaten. Geliyorum şimdi run dedim. Şurada syntax error var. Şu sayıyı şuradan şöyle yapacağım. Sayımızı geri alalım. Şuradaki motonu silmişiz. Tamam. Run dediğimde görmüş olduğunuz gibi sayımız 84649'du. Bunu basamaklarına ayırdık. Ee, sayı değerlerini ayırdık ve bu sayı değerlerini de topladık. İsterseniz buraya istediğiniz şekilde farklı 5 basamak girebilirsiniz. Tabii ki bunu biz döngülerde daha efektif bir şekilde yapacağız. Yani 5 basamak değil isterseniz 7 basamak isterseniz 10 basamak girin fark etmez. Herhalükarda size bu basamakları Toplamını verecek tabi burada işin içerisinde belki listeler girecek belki farklı mekanizmalar girecek Python'a dair ama sonuç olarak daha işlevsel kod yazacağız biz zaten şu an bizim yaptığımız aslında birazcık amelelik ama amacımız burada zaten mantık yapmak algoritmayı çözmek birazcık daha böyle zihnimizi yavaş yavaş açarak daha kompleks problemlere karşılaştığımızda onların üstesinden gelebilmek çözüm mekanizmalarını anlayabilmek. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.